şut attığı zaman kaleye koşarsın stoperler. Şimdi Beşiktaş maçında da mesela. Bir de orada tamam kaleci yüzde yüz hatalı da e koşsana kardeşim. Kaleci elinden kaçırır. Bize, ya bunu, bunu, çalıştırırlar bize. Bunu çalıştırırız biz şeyde e, kurslarda. kurslarda. Şut atılır kaleye koşarsın. Hatta iki stoper koşar. Bak şut atılırken söylüyorum ben frikikten değil. Ben bunu frikikte iki tanesini, bak iki yandan çünkü bir sürü şeyler var frikik çalışmaları var. Tamam Yandan adam kaçırıyorlar falan. Hem onları önlüyorsun hem kaleciden dönen topları. Bir tanesi de topa çıkacak, topa çıkacak. Şimdi bunu herkes bu, biliyor. Bu çok çabuk gelen bir sekans. Fenerbahçe evet. hem sahada 10 kişi kaldı. Arkasından gelen bir frikik golü. O 10 kişi kalmış olmanın bir etkisi de var mıydı Taner Karaman? Fenerbahçe'de burada Güvenç Çocuğu'nun da bahsettiği gibi hı hı. ...o ufak bir dikkat dağınıklığının alakası... ...Kim'in atılmış olması olabilir mi? Tabii ki de. Yani bunlar e, oyunu etkileyecek faktörler ki... ...muhtemelen en azından e, disiplinli bir teknik direktör... ...birçok planı yapmış olması lazım. Yani burada e, Kim'in rolü neydi? Örnek veriyorum. Sağda bir oyuncu eksik ve bu oyuncu sizin... E, ...en önemli adamlarınızdan bir tanesi. Şimdi böyle bir eksikliğin e, her rakip atağında... ...muhtemelen e, sorununu yaşarsınız. Burada var mıydı çok kestiremiyorum. Zaten Fenerbahçe tam kadro kendi yaralığında hatta ceza sahasında beklerken e, biraz ben tamamen Baraj ve Bakıstas'ın zekasına yenik düşülmüş bir du durum olarak yorumluyorum bu pozisyonu. Hı hı. Şimdi ben bu konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Üçlü ya üçlü oynamak mecburiyetinde misin arkadaş? Ayet mi var ya? Zaten adam atılmış dön dörtlüye. Sen şimdi oraya şeyi çekti, Gustavo'ya çekti. Orta sahada kim kaldı? O yabancı ile Mesut kaldı. Ya Mesut'un Savunma özelliği Mesut koşar. Belki bilmiyorum kaç bir 11 bin koşmuştur. Belki bilemiyorum koşu mesafelerine bakmadım. Ama orada sıra öbür yabancı bir tane adam kaldı orada. Crespo saada. hocam? Ha, neyse yani. Crespo. Crespo olmaz ki onun da savunma özelliği o kadar fazla değil. Sen öyle oynuyorsun. Trabzonspor bir sürü gol kaçırdı. Bu arada Trabzonspor'a da gelelim. Biz burada Hı -hı. geçen e, Serdar Kelleciyle şeyle Melike ile şey yaptık işte kim yener kim atar falan. Biz de işte de şu yener bu yener falan. Ya dediler ya ama şöyle söyleyeyim. Siyopis oynar yani. Hı hı. Ya sen oraya şey ne o? Abdülkadir Ömür'ü koyamazsın. Veya Bakasetes oraya koyup da Abdülkadir Ömür'ü on numara gibi oynatam Olmaz. Ya öyle bir şey dedim. Eyvah. Ben Trabzonspor Yener dedim ya şeyde. Eyvah dedim yani. Ben keşke bunu söylemeseydim. Adam atılmasa ne olacaktı? Merak ediyorum ben. Ya nasıl öyle bir orta saha çıkarsın sen? Senin en iyi adamın Bakasetas. Gol atan, asist yapan, on numara şeyinde yani gole giden. E sen şimdi orada Abdülkadir Ömür'ü oraya koydun. E şeyi buraya koydun. Bakı aldın. Ya koy oraya suya Çok şanslı Abdullah Hoca. Kusura bakmasın yani. Hocam belki yetersizlikle alakalı problem vardır. Hangi? Siyopis Mes de mi? Mesela Trabzonspor'da mesela Siyopis 68'de oyuna girişi. Muhtemelen oyuncuyla ilgili bir ellerinde risk raporu vardır. 90 dakikayı kaldıramaz. Belki i̇yi. 45 Yok. dakika oynayabilir bizim gibi. Bizim bildiğimiz siyo piste var ya. olabilir belki. Yani 100-140 yani yan dakika koşar. Alanya'daki siyo piste şu anki arasında tamam. fiziksel farklılık olabilir ama. Ya nasıl olacak? Kaç aydır burada o ya? Bir i̇şte o yüzden geçti. maç ara performans eksiği var hocam. A şey vardı. E Dorukan yine girdi kafayı vurdu. Yine gidiyor gole gidiyor geliyor. Temposu belli ki iyi adamın. Koyun yani. oraya. Dorukan pas performansı da çok iyiydi. %96 ile oynadı. Boş ben hiç bunlara bakmıyorum. İyi ya yani. gitti yine kafayı vurdu direkten dedi. Fransa maçında da biliyor musun? <laughs> gitti kafayı vurdu falan yandan bir şeyler oldu falan. Burada şey Pogba'ya adım attırmadı. Griezmann'la ikisi orta sahada Mahmut'la ikisi eritti onları yani. Evet. O gün Hasan'ın kaldırım da çok Hasan iyiydi. Hasan Ali de ya, Yani, yani müthiş oynadı. Şunu söylemek istiyorum yani. Koşan adamları öyle koymazsan olmaz. Sen bu şeyden atılmasaydı adam ne olurdu ben merak ediyorum. Yani atılmasaydı Trabzonspor ne olurdu? Şimdi Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi sonrasındaki istatistiklere de bir göz atalım. 15 şutu var Trabzonspor'un. Neredeyse %50'lik bir şut isabet oranıyla beraber mücadeleyi tamamladı. Fenerbahçe'nin de aslında az şutu var ama isabet oranı çok yüksek. 5 şutun 4'ünde isabet buldu. Farkı yaratan nokta şut pası ve rakip ceza sahası içerisinde topla buluşma konuları. ki Fenerbahçe 23. dakikada 10 kişi kaldığında düşünecek olursak aslında çok da bir e, beklentinin olmaması normal Trabzonspor'a karşı daha hızlı bireysel yeteneklerle beraber pozisyon üretmeye çalışıyordu Fenerbahçe e, bu rakamlar üzerinden Taner Karaman neler eklemek istersiniz çünkü Trabzonspor'un da daha çok oyunu rakip yarı alana taşımasını bekliyorduk. Şimdi şöyle tabii kimin olmaması bir etken, etken çok ciddi bir etken ama şunu da kabul etmek lazım. Şimdi karşılaşmanın ilk yarı ve ikinci yarı istatistiklerine bakıyorum İkinci yarıda. Trabzonspor %80 topa sahip. Tamamen topun hakimiyeti Trabzonspor'da. Rakip 10 kişi. Tamam ama şunu da unutmamak lazım. E, 10 kişi kalan bu ligde yüzlerce takım gördük. Binlerce takım gördük. Ama hiçbir takım da bu kadar %80'e %20'lerle kolay kolay geriye düşmedi. Ne Trabzons sebep görüyorsun? Hocam şöyle karşınızda Trabzonspor'un olması Fenerbahçe'nin olması değil mevzu. Ama 10 kişi kalan tek takım da Fenerbahçe değildi. Fenerbahçe'nin 10 kişi bile kalsa rakibine karşı bu kadar oyun olarak geriye düşmemesi gerekiyordu. Şimdi Hı -hı. Fenerbahçe taraftarları şu anda zihinlerinde ama biz 10 kişi kaldık diyebilirler. Katılıyorum. Ama 9 kişi de kalsanız daha dirençli bir takım olmanız gerekiyor. Ve Sana katılıyorum. Karşı... Çünkü 100 100 hocam zaman şöyle... ben sebebi şuna buluyorum. Sen Gustavo'yu da çektin oraya 3'te. Niye 4'lüye dönmedin kardeşim? Evet. Orta saha senin... Ne o çocuk? Çok geriye yaslanmaya ya, ya, Zaten döndü Mesut'la şey kaldı, o Crespo. Crespo kaldı. Ya Olmaz iki tane yani savunma şeyi fazla olmayan tamam koşabilirler. İki tane adamla kaldın orada tabi %80 olacak. Ya, o yüzden de işte, işte Vitor Pereira biraz B planına hiç çalışmamış gibi geldi bana. Vitor Pereira'nın B planında çalışmaması da çok pratik bir şekilde hocanın söylediği gibi biz ne yapalım? Gustavo'yu geriye çekelim. Üçlüye de devam edelim. Orada dörtlü mantığını oturtabilseydi Vitor Pereira, Trabzonspor'a karşı Fenerbahçe biraz daha önde oynayabilirdi. Önde oynaması da bu yüzde seksenleri de engellerdi. Ve bu kadar fazla şimdi şut rakamlarında 20 tane şut var, 7'si isabetli. Şimdi bu kadar fazla da Trabzonspor'un şut attığı maçta kolay kolay Fenerbahçe'ye karşı yoktur. Ve bu ben açıkçası 10 kişi kalmakla falan alakalı olduğunu düşünmüyorum. Vitor Pereira'nın Gustavo'yu geriye çekmesi de alakalı bir durum var. Şimdi Gustavo Sonra dediğimiz adam Sonra bir ara adam, değiştirdi. Hocam Gustavo. Restaurantı aldı falan filan. Gustavo Josep De Souza işte Vitor Pereira, Vitor Pereira'nın bu anlayışı mesela daha önceki Fenerbahçe döneminde de Mehmet Topalı da stopere çekerdi. Çektiği her maçta bu tarz fazla fazlaca atak yerdi Fenerbahçe. Şimdi bir istatistik var ekranlarda. bunun üzerinden de değerlendirelim. Fenerbahçe'nin 170 bir isabetli pası. Evet. %72'lik bir isabetli pas oranıyla maçı tamamladığını görüyoruz. İlk değişikliğini de Vitor Pereira 62. dakikada yaptı. Biz dün skorboard'da da konuştuk. Akşam hı hı. gece buradaki yayında da konuştuk. Ee, değişiklik mi geç geldi yoksa yapılan değişiklikler mi biraz daha bu istatistiği karşımıza çıkardı? Topu tutmakta çok zorlanan bir Fenerbahçe var Ve burada bence en ilginç ve bu ligin en yüksek değeri bu. Trabzonspor Fenerbahçe yarı alanında %88'lik pas başarı yüzdesine ulaştı. Bu değer normalde %70'ler iyi kabul edilir ve genelde süperlik ortalaması %60'lardadır. Trabzonspor %88'de oynadı. Yani Fenerbahçe'nin yarı alanında istediği gibi top yaptı. Ve Fenerbahçe bunu engelleyemedi. Engelleyememesinin en büyük sebebi az önce Gustavo örneğinde verdiğimiz gibi bu pasları kesebilecek, engelleyebilecek adamı siz ceza sahası içine hapsederseniz o engelleyici kimliği kaybederseniz işte rakibiniz de %88 yani her 10 pasın 9'unu sizin yarı alanınızda doğru yere atar. Siz sadece birinin önüne geçebilirsiniz. Burada aslında maçın kritik noktası da buydu. Hı hı. Ya bir de zaten direkten dönem var bir sürü pozisyonlar var yani gol olmadı yani. Biraz şanslıydı diyeyim Fenerbahçe ama gene de en son Salah'ı o yani orada adamı nasıl yakaladı? Ben aklım sırrı ermiyor. Şimdi bize şöyle derler. Beyin kas koordinasyonu işte laktik asit falan falan filan bir sürü şeyler vardı. Ya hepsi yalan ya. Neyin beyin kas koordinasyonu kardeşim? Ben oynarken benim kadar yorulan adam olmazdı diyelim. Tamam mı? <laughs> Ama hiç öyle bir şey yaşamadım ben. Yok işte atılmak şudur budur falan hepsi hikaye. Ya sen gidip adamı arkadan yüreşçi gibi nasıl sarılırsın? Adamı ya bizde bak ne var biliyor musunuz? Tekrar söylüyorum bugün bir sürü maç seyrettim. bireysel taktik dediğimiz savunmayı bilmiyoruz sıfır sıfırız hı hı. bilmiyor öyle mi duruyor ya salay Avrupa'da diyoruz ki şöyle koştuk başta bazı geçtim ya adamın arkasına geç kardeşim ya ben aklım size. bilmiyoruz ya savunma yap birebir savunmayı bilmiyoruz vallahi ya bütün yediğimiz gollerin hepsi bu ya adamın arkasına dursana kardeşim. Niye topu almaya gidiyorsun? Hocam şimdi bu 171 konusuna ne dersiniz Fenerbahçe'nin pası <laughs> sağlık ya, ne güzel söyledi. Yani ya söyledi ya. Daha önce siz bekler miydiniz bir değişiklik? yap? Yani dün sorduğum soruyu ha, size bekler, de soracağım. Ha. Yani Fenerbahçe 11'e 10 maçı yine kazanabilir miydi Trabzonspor'a karşı? Çok Bir tane şey Ferdi'nin şutu var. Güzel. Birisi bak bir şey söyleyeyim mi? Orada ne koşan adamları şimdi kim baktım bugün biliyor musun? Kimi koyabilir dedi. Zayt var falan filan. Yedek hı hı. kulübesinde. Yedek kulübesinde kimi koyabilirdi oraya şeyin hemen Gustavayla oraya mesela dörtlüye dön. Gustavayla oraya koşan bir tane bak gene bilmiyorum kim koşar. Yani sen sen biliyor Nedir musun hocam? koşu mesafeleri kimin iyi? E, Gustavanın yanında koşan Gustavo Onun Onu yanında Gustavo Ona yaklaşmak zaten. da pek kolay hocam, değil. Hocam çok Onu net ona, rakamları ona mesela... ifade edemiyorum. Nedeni de şu. Koşu mesafelerini ekranda söyleyince çok kıymetli zanneden bir izleyenlerimiz olabiliyor. Ama koşan, mücadele eden bir Heh. adam lazım burada. Evet, burada işte o mücadeleyi koşu mesafesi göstermiyor aslında. Öyle mi? Neyse yani mücadele eden ara gibi birisi. Hmm. Ben şey söyleyeyim mesela Berat, Dorukan bu tip adamlar mesela ben evet. ikisini olsam milli takım, onları ikisini oynatırım. Pır koşacaklar. İyi bir Mahmut falan ve ünlü bir oynayacak adamlar. Yani veya şey de, fena Taylanda fena değil. Ya öbür çocuk daha var. Berkan mı? Berkan da fena değil ama evet. bunlar biraz daha süratli, biraz daha çabuk, tamam mı? Yani daha mesela alan bırakmıyor, zaman ve alan bırakmıyorlar şeye evet. e, rakiplere.